Bu videoda sizlerle beraber Almanca günlük konuşmada işinize yarayabilecek 100 temel Almanca kelimeyi öğreneceğiz ve bunlarla birer örnek cümle kuracağız. Aynı zamanda bu kelimelerin çoğullarını da öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk önce ev ile ilgili kelimelere bakalım. Die Wohnung. Die Wohnung. Almanca'da apartman dairesi anlamına gelir. Kelimeden sonraki virgülden sonra verilen ek, bu kelime çoğul olduğu zaman sonuna gelen eki temsil eder. Yani bu kelimenin çoğulu die Wohnungen'dir. Fakat çoğuldaki die ile kelimenin artikeli olan die birbirleriyle karıştırılmamalıdır. Her kelime çoğul olduğunda çoğul olan die artikelini alır. Örnek: Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Ich wohne in einer kleinen Wohnung. Bu cümle küçük bir apartman dairesinde oturuyorum anlamına gelir. Klein, küçük anlamına gelen bir sıfattır. Das Haus. Das Haus ise ev anlamına gelir. Burada iki tane ek var. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer bir kelimenin çoğulunda verilen eklerde a umlaut varsa, o zaman bu kelimenin içindeki a harfinin artık a umlauta dönüşeceği anlamına gelir. Bir sonraki ek ise sonuna gelecek olan eki temsil eder. Yani bu kelimenin çoğulu die Häuser'dır. Die Häuser. Örnek: Ich wohne in einem großen Haus. Ich wohne in einem großen Haus. Büyük bir evde oturuyorum anlamına gelir. Groß, Almanca'da büyük demektir. Das Zimmer. Das Zimmer ise oda anlamına gelir. Eğer bir kelimede virgülden sonra sadece çizgi varsa, o zaman bu kelime çoğula geçerken tek değişiklik gösterecek şey artikeldir. O da çoğul olan die'dir. Yani bu kelimenin çoğulu die Zimmer olmalıdır. Herhangi bir ek gelmez. Örnek: Bitte räum dein Zimmer auf. Bitte räum dein Zimmer auf. Bu ise lütfen odanı topla anlamına gelir. Aufräumen fiili toplamak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Das Badezimmer. Das Badezimmer ise banyo anlamına gelir. Aynı Zimmer kelimesinde olduğu gibi bu kelimede çoğul olurken tek değişiklik gösteren şey artikeldir. Bu da die olur. Ama çoğul olan die. Örnek: Ich putze morgen das Badezimmer. Ich putze morgen das Badezimmer. Bu cümle yarın banyoyu temizleyeceğim anlamına gelir. Morgen yarın anlamına gelen bir zarfken, putzen temizlemek anlamına gelen bir fiildir. Das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ise oturma odası anlamına gelir. Örnek: Das Sofa ist im Wohnzimmer. Das Sofa ist im Wohnzimmer. Bu cümlede koltuk oturma odasında anlamına gelir. Die Küche. Die Küche ise mutfak anlamına gelmektedir. Burada virgülden sonra bir N harfi görüyoruz. Bu da bu kelimenin sonuna gelmesi gerektiği anlamına geliyor. Peki ne zaman? Kelime çoğul olduğunda. Yani bu kelimenin çoğulu die Küchen'dir. Die Küchen. Örnek: Ich gehe in die Küche. Ich gehe in die Küche. Bu da mutfağa gidiyorum anlamına gelir. Gehen fiili Almanca'da gitmek demektir. Das Möbel. Das Möbel ise mobilya anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Möbel'dir. Ve bu kelime genelde çoğul olarak kullanılır. Tekil olarak kullanılmaz. Örnek: Ich habe keine Möbel. Ich habe keine Möbel. Bu da mobilyam yok anlamına gelir. Das Sofa. Das Sofa ise koltuk demektir. Die Sofas ise koltuklar anlamına gelir. Örnek: Ich sitze auf dem Sofa. Ich sitze
Auf dem Sofa. Bu ise koltukta oturuyorum anlamına gelir. Sitzen fiili oturmak anlamına gelen bir fiildir ve konum belirtir. Das Bett. Das Bett ise yatak anlamına gelmektedir. Bu kelimenin çoğulu ise die Betten. Die Betten'dir. Örnek: Ich liege auf dem Bett. Ich liege auf dem Bett. Bu cümlede yatakta uzanıyorum anlamına gelir. Liegen uzanmak anlamına gelen ve konum belirten bir fiildir. Der Schrank. Der Schrank ise dolap anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Schränke. Die Schränke'dir. Örnek: Es gibt keinen Schrank im Schlafzimmer. Es gibt keinen Schrank im Schlafzimmer. Bu cümle ise yatak odasında dolap yok anlamına gelir. Das Schlafzimmer yatak odası demektir. Der Kühlschrank. Der Kühlschrank ise buzdolabı demektir. Örnek: Der Kühlschrank ist kaputt. Der Kühlschrank ist kaputt. Bu cümle ise buzdolabı bozuk demektir. Der Tisch. Der Tisch. Masa demektir. Bu kelimenin çoğulu ise die Tische. Die Tische'dir. Örnek: Die Brille liegt auf dem Tisch. Die Brille liegt auf dem Tisch. Bu ise gözlük masanın üstünde anlamına gelir. Fakat burada belirtilmek istenen gözlüğün masanın üstünde yatay bir şekilde durduğudur. Liegen hem uzanmak anlamına gelir hem de bir şeyin bir yerde yatay bir şekilde durduğu anlamını verir. Die Brille ise gözlük demektir. Der Stuhl. Der Stuhl ise sandalye anlamına gelir. Bu kelimeyi çoğul yapmak istediğimizde iki farklı ek görüyoruz. Bunu aslında a-umlautlu örneklerdeki gibi düşünebilirsiniz. Burada a-umlaut yerine ü verilmiş. Bu da bu kelimedeki u harfinin ü harfine dönüşeceği anlamına geliyor. Tabii ki çoğul olduğunda. Ve aynı zamanda sonuna da bir e-ek alması gerekiyor. Yani bu kelimenin çoğulu die Stühle. Die Stühle. Örnek: Der Stuhl ist besetzt. Der Stuhl ist besetzt. Bu cümle ise sandalye dolu anlamına gelir. Besetzt sein, Almanca'da dolu olmak anlamına gelir. Aynı zamanda meşgul olmak gibi bir anlamı da vardır. Yani eğer telefonla konuşurken o hat meşgulse, o zaman yine besetzt sein kullanılabilir. Die Tür. Die Tür ise kapı anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Türen. Die Türen olmalıdır. Örnek: Die Tür ist auf. Die Tür ist auf. Cümlesi kapı açık anlamına gelmektedir. Auf sein Almanca'da açık olmak anlamına gelir. Kapı, pencere ya da dükkan gibi nesneler açık olduğu zaman bu kullanılır. Das Fenster. Das Fenster ise pencere anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Fenster. Die Fenster olmalıdır. Örnek: Die Fenster sind sauber. Die Fenster sind sauber. Bu da pencereler temiz anlamına gelir. Der Schlüssel. Der Schlüssel ise anahtar anlamına gelir. Bu kelime çoğul olduğunda herhangi bir ek almaz, tek değişiklik gösteren artikeli olur. Yani bu kelimenin çoğulu die Schlüssel. Die Schlüssel olmalıdır. Örnek: Ich habe meine Schlüssel verloren. Ich habe meine Schlüssel verloren. Bu cümle anahtarlarımı kaybettim anlamına gelir. Verlieren fiili kaybetmek anlamına gelen bir fiildir.
Die Tasche. Die Tasche ise çanta anlamına gelir ve bu kelimenin çoğulu die Taschen. Die Taschen olmalıdır. Örnek: Ich kann meine Tasche nirgendwo finden. Ich kann meine Tasche nirgendwo finden. Bu cümle "çantamı hiçbir yerde bulamıyorum" anlamına gelir. Finden fiili bulmak anlamına gelirken nirgendwo hiçbir yer anlamına gelir. Die Brille. Die Brille ise gözlük anlamına gelir. Örnek: Ich habe meine Brille verloren. Ich habe meine Brille verloren. Bu cümle ise gözlüğümü kaybettim anlamına gelir. Der Mantel. Der Mantel ise mont, palto anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu kelime çoğul olduğunda tek değişiklik gösteren şey buradaki A harfidir. Bu da A umlauta dönüşür. Yani bu kelimenin çoğulu die Mäntel. Die Mäntel olmalıdır. Örnek: Ich habe meinen Mantel mitgenommen. Ich habe meinen Mantel mitgenommen. Bu cümle montumu yanıma aldım anlamına gelir. Mitnehmen fiili Almanca'da yanına almak anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Der Regenschirm. Der Regenschirm ise şemsiye anlamına gelir. Örnek: Es regnet. Ich nehme meinen Regenschirm mit. Es regnet. Ich nehme meinen Regenschirm mit. Bu cümle ise yağmur yağıyor, şemsiyemi yanıma alıyorum anlamına gelir. Şimdi gelelim aile bireyleri ile ilgili kelimelere. Die Familie. Die Familie. Almanca'da aile anlamına gelir. Her ne kadar bir topluluğu temsil etse de bu kelime tekil bir kelimedir, çoğul değil. Bu kelimenin çoğulu die Familien. Die Familien'dir. Örnek: Meine Familie wohnt in der Türkei. Meine Familie wohnt in der Türkei. Bu cümle "ailem Türkiye'de ikamet ediyor" anlamına gelir. Die Türkei Almanca'da Türkiye anlamına gelirken wohnen fiili ikamet etmek anlamına gelir. Bu kelime tekil olduğu için tekil olarak kullanılırken fiil üçüncü tekil şahsa göre çekimlenir. Die Eltern. Die Eltern ise ebeveyn anlamına gelir. Ebeveynlik kavramı ise bir çoğulluğu temsil eder. Yani iki kişiyi temsil ettiği için bu kelime sadece Almanca'da çoğul olarak kullanılır. Bu kelimenin tekili yoktur. Bu nedenle çekimlenen fiilin çoğula göre çekimlenmesi gerekir. Örnek: Meine Eltern sind im Urlaub. Meine Eltern sind im Urlaub. Bu cümle ebeveynim tatilde anlamına gelir. Yani annem, babam. Der Urlaub ise tatil demektir. Die Großeltern, die Großeltern ise büyük ebeveyn anlamına gelir. Aynı Eltern kelimesinde olduğu gibi bu kelime de yine bir çoğulu temsil eder. Burada bahsedilen kişiler anneanne, dede ya da babaanne, dededir. Örnek: Meine Großeltern wohnen in Istanbul. Meine Großeltern wohnen in Istanbul. Bu da büyük ebeveynim İstanbul'da ikamet ediyor anlamına gelir. Ebeveyn kelimesi burada tekil gibi gözükse de iki kişiden oluştuğu için fiilin çoğula göre çekimlenmesi gerekir. Türkçe'de her ne kadar büyük ebeveyn diye bir kavram olmasa da bu kelimenin karşılığı budur. Yani az önce de bahsettiğim gibi anneanne, dede ya da babaanne, dedeyi temsil eder. Die Oma. Die Oma ise anneanne ya da babaanne anlamına gelir. Örnek: Meine Oma backt sonntags einen Kuchen. Meine Oma backt sonntags einen Kuchen. Bu cümle anneannem pazarları bir kek pişirir ya da babaannem pazarları bir kek pişirir
anlamına gelir. Der Kuchen Almanca'da kek anlamına gelirken Sonntags pazarları demektir. Der Opa ise dede anlamına gelir. Örnek: Mein Opa ist im Supermarkt. Mein Opa ist im Supermarkt. Bu ise dedem markette anlamına gelen bir cümledir. Die Mutter ise anne anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Mütter olmalıdır. Örnek: Meine Mutter heißt Anne. Meine Mutter heißt Anne. Bu ise annemin adı Anna anlamına gelir. Heißen fiili aslında adlandırılmak anlamına gelir. Yani bunu birebir çevirdiğimizde annem Anna olarak adlandırılır diyebiliriz. Ama bu Türkçe'de kullanılan bir kalıp değildir. Bu nedenle annemin adı şeklinde tercüme edilir. Der Vater ise baba anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Väter olmalıdır. Örnek: Mein Vater ist 45 Jahre alt. Mein Vater ist 45 Jahre alt. Bu cümle ise babam 45 yaşında anlamına gelmektedir. Die Tochter ise kız evlat anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Töchter kelimesidir. Örnek: Sie hat zwei Töchter. Bu cümle onun iki kızı var anlamına gelmektedir. Der Sohn ise erkek evlat anlamına gelmektedir. Bu kelimenin çoğulu ise die Söhne olmalıdır. Burada iki ek varmış gibi görünüyor. Fakat bir tanesi bu kelimenin içindeki noktasız harfin noktalıya dönüşmesi gerektiğinden bahsediyor. Bu da bu kelime için O harfi. Örnek: Sie haben einen Sohn. Bu cümle ise onların bir oğlu var anlamına gelir. Die Schwester ise kız kardeş anlamına gelmektedir ve bu kelimenin çoğulu die Schwestern olmalıdır. Örnek: Ich habe keine Schwester. Bu ise kız kardeşim yok demektir. Der Bruder ise erkek kardeş anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Brüder olmalıdır. Örnek: Ich habe einen Bruder. Bu ise bir erkek kardeşim var anlamına gelmektedir. Das Mädchen ise kız çocuğu anlamına gelir. Bu kelime çoğul olduğunda tek değişiklik gösteren şey artikeldir. Yani kız çocukları die Mädchen'dir. Örnek: Die Mädchen spielen im Park. Bu cümle kız çocukları parkta oynuyor anlamına gelir. Spielen oynamak anlamına gelirken der Park Almanca'da park demektir. Der Junge ise erkek çocuğu anlamına gelir ve bu kelimenin çoğulu die Jungen olmalıdır. Örnek: Die Jungen spielen im Park. Bu cümle erkek çocukları parkta oynuyor anlamına gelir. Die Tante ise hala, teyze anlamlarına gelen bir kelimedir. Ve bu kelimenin çoğulu die Tanten olmalıdır. Örnek:
Meine Tante macht jeden Tag Yoga. Meine Tante macht jeden Tag Yoga. Bu cümle teyzem her gün yoga yapar ya da halam her gün yoga yapar anlamına gelir. Yoga machen Almanca'da yoga yapmak demektir. Der Onkel ise amca, dayı anlamlarına gelen bir kelimedir. Ve bu kelimenin çoğulu die Onkel olmalıdır. Örnek: Ich habe keinen Onkel. Ich habe keinen Onkel. Bu ise amcam yok ya da dayım yok anlamına gelen bir cümledir. Das Kind. Das Kind ise çocuk anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Kinder. Die Kinder olmalıdır. Örnek: Warum weint das Kind? Warum weint das Kind? Bu cümle ise çocuk neden ağlıyor anlamına gelir. Weinen fiili ağlamak anlamına gelir. Das Baby. Das Baby ise bebek anlamına gelir. The babies ise bebekler demektir. Örnek: Sie wird bald ein Baby bekommen. Sie wird bald ein Baby bekommen. Bu cümle onun yakında bir bebeği olacak anlamına gelmektedir. Şimdi gelelim yemekler ile ilgili kelimelere. Das Essen. Das Essen. Yemek anlamına gelir. Bu kelime genelde tekil olarak kullanılır. Örnek: Sie luden mich zum Abendessen ein. Sie luden mich zum Abendessen ein. Bu cümle onlar beni akşam yemeğine davet etti anlamına gelir. Das Abendessen akşam yemeği anlamına gelirken einladen fiili davet etmek anlamına gelen ayrılabilen bir fiildir. Das Frühstück. Das Frühstück ise kahvaltı anlamına gelir. Örnek: Ich esse ein gekochtes Ei zum Frühstück. Ich esse ein gekochtes Ei zum Frühstück. Bu cümle kahvaltıda haşlanmış yumurta yerim anlamına gelir. Die Tomate. Die Tomate ise domates demektir. Ve bu kelimenin çoğulu die Tomaten. Die Tomaten'dır. Örnek: Hast du die Tomaten geschnitten? Hast du die Tomaten geschnitten? Bu cümle ise domatesleri kestin mi anlamına gelir. Schneiden Almanca'da kesmek anlamına gelir. Das Brot. Das Brot ise ekmek demektir. Örnek: Könntest du bitte ein Brot kaufen? Könntest du bitte ein Brot kaufen? Bu cümle ise bir ekmek alabilir misin lütfen anlamına gelir. Kaufen fiili Almanca'da satın almak demektir. Die Kartoffeln. Die Kartoffeln ise patates anlamına gelir ve bu kelimenin çoğulu die Kartoffeln. Die Kartoffeln olmalıdır. Örnek: Ich schälte die Kartoffeln. Ich schälte die Kartoffeln. Bu cümle patatesleri soydum anlamına gelir. Schälen fiili Almanca'da soymak demektir. Eğer bir şeyin kabuğunu soyuyorsanız, bu mandalina, portakal, domates ya da patates olabilir. O zaman bu fiili kullanmanız gerekir. Der Reis ise pirinç anlamına gelir. Ich habe heute Reis gekocht. Ich habe heute Reis gekocht. Bu cümle bugün pirinç pişirdim anlamına gelir. Fakat Reis aynı zamanda Türkçedeki pirinç pilavını temsil etmektedir. Yani bu cümle bugün pirinç pilavı pişirdim şeklinde de tercüme edilebilir ki o zaman çok daha mantıklı olur. Heute bugün anlamına gelirken kochen fiili pişirmek anlamına gelir. Das Ei.
Das Ei ise yumurta anlamına gelir ve bu kelimenin çoğulu die Eier, die Eier olmalıdır. Örnek: Ist du gekochtes Ei? Ist du gekochtes Ei? Bu cümle haşlanmış yumurta yer misin anlamına gelir. Das Fleisch. Das Fleisch ise et anlamına gelir ve bu kelime tekil olarak kullanılır. Örnek: Ich esse kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch. Bu cümle et yemem anlamına gelmektedir. Der Fisch. Der Fisch ise balık demektir ve bu kelimenin çoğulu die Fische'dir. Die Fische. Örnek: Ich esse gern Fisch. Ich esse gern Fisch. Bu ise balık yemeyi severim anlamına gelen bir cümledir. Der Löffel. Der Löffel ise kaşık anlamına gelir ve bunun çoğulu die Löffel. Die Löffel olmalıdır. Örnek: Mein Löffel ist mir heruntergefallen. Mein Löffel ist mir heruntergefallen. Bu cümle kaşığım yere düştü anlamına gelir. Die Gabel. Die Gabel ise çatal anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Gabeln. Die Gabeln olmalıdır. Örnek: Kannst du mir bitte eine Gabel bringen? Kannst du mir bitte eine Gabel bringen? Bu cümle ise bana bir çatal getirebilir misin anlamına gelir. Der Käse. Der Käse ise peynir anlamına gelir. Genelde tekil olarak kullanılır. Örnek: Mein Bruder ist keinen Käse. Mein Bruder ist keinen Käse. Bu cümle erkek kardeşim peynir yemiyor anlamına gelir. Die Zwiebel. Die Zwiebel ise soğan anlamına gelir ve bunun çoğulu ise die Zwiebeln olmalıdır. Ohne Zwiebel bitte. Ohne Zwiebel bitte. Bu ise soğansız lütfen anlamına gelen bir kalıptır. Almanya'da bir şey sipariş ederken eğer onun soğansız olmasını istiyorsanız bu kalıbı kullanabilirsiniz. Der Kaffee. Der Kaffee ise kahve anlamına gelir. Ich trinke gern Kaffee. Ich trinke gern Kaffee. Bu ise kahve içmeyi severim anlamına gelen bir kalıptır. Der Tee. Der Tee ise çay anlamına gelir. Örnek: Eine Tasse Tee bitte. Eine Tasse Tee bitte. Bu ise bir fincan çay lütfen anlamına gelen bir cümledir. Die Tasse Almanca'da fincan ya da kupa anlamına gelir. Bir şeyler içerken kullandığımız kupa anlamındadır. Das Glas. Das Glas ise bardak ya da cam anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Gläser. Die Gläser olmalıdır. Örnek: Ich werde ein Glas Milch trinken. Ich werde ein Glas Milch trinken. Bu cümle ise bir bardak süt içeceğim anlamına gelir. Die Milch süt demektir. Die Flasche. Die Flasche ise şişe anlamına gelir ve bu kelimenin çoğulu die Flaschen. Die Flaschen'dır. Örnek: Eine Flasche Mineralwasser bitte. Eine Flasche Mineralwasser bitte. Bu ise bir şişe mineralli su lütfen anlamına gelir. Das Wasser su anlamına gelirken das Mineralwasser mineralli su demektir. Der Supermarkt. Der Supermarkt ise market anlamına gelir. Örnek: Ich gehe zum Supermarkt. Ich gehe zum Supermarkt. Bu ise markete gidiyorum
anlamına gelen bir cümledir. Die Tüte. Die Tüte ise poşet, çanta, torba anlamlarına gelen bir kelimedir. Bu kelimenin çoğulu ise die Tüten. Die Tüten olmalıdır. Örnek: Brauchen Sie eine Tüte? Brauchen Sie eine Tüte? Bu cümle bir poşete ihtiyacınız var mı anlamına gelir. Almanya'da alışveriş yaptıktan sonra bu bir dükkandan da olabilir, marketten de olabilir. Genelde size bu soruyu kasada yöneltirler. Bu da bir poşete ihtiyacınız var mı anlamına gelir. Şimdi gelelim tatilde karşımıza çıkabilecek bazı kelimelere. Der Urlaub. Der Urlaub. Tatil anlamına gelir. Wir sind im Urlaub. Wir sind im Urlaub. İse tatildeyiz anlamına gelen bir cümledir. Der Flug. Der Flug. İse uçuş anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Flüge. Die Flüge'dir. Örnek: Ich möchte meinen Flug stornieren. Ich möchte meinen Flug stornieren. Bu cümle uçuşumu iptal etmek istiyorum anlamına gelir. Stornieren iptal etmek demektir. Eğer bir bilet iptal ediliyorsa o zaman bu durumda bu fiil kullanılmalıdır. Das Foto. Das Foto ise fotoğraf anlamına gelir ve bunun çoğulu ise die Fotos. Die Fotos olmalıdır. Örnek: Ich mache von euch ein Foto. Ich mache von euch ein Foto. Bu cümle ise fotoğrafınızı çekiyorum anlamına gelir. Ein Foto machen, fotoğraf çekmek anlamına gelen bir kalıptır. Bu bir fotoğraf çekmek olarak da Türkçeleştirilebilir. Das Geld. Das Geld. Para anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu die Gelder olmalıdır. Fakat para transfer etmek, para harcamak, biraz paraya ihtiyacı olmak gibi durumlarda bu kelime tekil olarak kullanılır. Çoğul olarak nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız Duden sitesinde Geld bölümüne göz atabilirsiniz. Örnek: Im Urlaub habe ich viel Geld ausgegeben. Im Urlaub habe ich viel Geld ausgegeben. Bu cümle ise tatilde çok para harcadım anlamına gelir. Geld ausgeben Almanca'da para harcamak anlamına gelen bir kalıptır. Der Pass. Der Pass ise pasaport anlamına gelir. Die Pässe. Die Pässe ise bu kelimenin çoğuludur. Örnek: Ich habe meinen Pass nicht dabei. Ich habe meinen Pass nicht dabei. Bu cümle pasaportum yanımda değil anlamına gelir. Dabei haben fiili yanında olmak anlamına gelen bir fiildir. Das Hotel. Das Hotel ise otel anlamına gelir. Örnek: Wir haben in einem Hotel übernachtet. Wir haben in einem Hotel übernachtet. Bu cümle gece bir otelde konakladık anlamına gelmektedir. Übernachten fiili gece konaklamak ya da yatıya kalmak anlamına gelen bir fiildir. Das Gepäck. Das Gepäck. Bavul, valiz anlamlarına gelen bir isimdir. Örnek: Wir warten auf unser Gepäck. Wir warten auf unser Gepäck. Bu cümle valizimizi bekliyoruz anlamına gelir. Warten fiili beklemek anlamına gelir ve genelde auf edatıyla kullanılır. Der Zug. Der Zug ise tren anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Züge. Die Züge olmalıdır. Örnek: Achtung, der Zug fährt ein. Achtung, der Zug fährt ein. Bu ise dikkat, tren geliyor anlamına gelen bir cümledir.
Eğer bir S-Bahn durağında bekliyorsanız ya da bir tren istasyonunda bekliyorsanız ve tren geliyorsa o zaman bu kalıbı duyacak olmanız oldukça muhtemeldir. Rebus. Rebus ise otobüs anlamına gelir. Dibüsü. Dibüsü ise otobüsler demektir. Örnek: Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Bu ise eve otobüs ile gidiyorum anlamına gelir. Fahren hem gitmek hem de sürmek anlamlarına gelen bir fiildir. Nach Hause ise Almanca'da eve anlamına gelir. Das Auto. Das Auto ise araba demektir. Bu kelimenin çoğul hali ise die Autos. Die Autos olmalıdır. Örnek: Wir haben ein weißes Auto gekauft. Wir haben ein weißes Auto gekauft. Bu ise beyaz bir araba aldık anlamına gelir. Weiß, Almanca'da beyaz anlamına gelirken, kaufen, satın almak anlamına gelir. Der Bahnhof. Der Bahnhof ise tren istasyonu anlamına gelen bir kelimedir. Örnek: Ich hole dich gegen 10 Uhr am Hauptbahnhof ab. Ich hole dich gegen 10 Uhr am Hauptbahnhof ab. Bu cümle seni tren istasyonundan saat 10 gibi alırım anlamına gelir. Abholen fiili almak anlamına gelmektedir. Birini eğer bir yerden alıyorsanız ya da bir şeyi, o zaman bu fiil kullanılmalıdır. Şimdi gelelim mevsim ya da gün, hafta gibi zaman belirten kavramlara. Der Herbst. Der Herbst. Almanca'da sonbahar anlamına gelir. Örnek: Die Blätter werden gelb im Herbst. Die Blätter werden gelb im Herbst. Bu cümle yapraklar sonbaharda sarı oluyor anlamına gelir. Der Winter. Der Winter ise kış demektir. Örnek: Es schneit im Winter. Es schneit im Winter. Bu cümle ise kışın kar yağıyor anlamına gelir. Schneien fiili Almanca'da kar yağmak anlamına gelir. Der Frühling. Der Frühling ise ilkbahar anlamına gelir. Örnek: Im Frühling mache ich Urlaub. Im Frühling mache ich Urlaub. İlkbaharda tatil yaparım anlamına gelir. Der Sommer. Der Sommer ise yaz anlamına gelir. Örnek: Ich habe im Sommer Geburtstag. Ich habe im Sommer Geburtstag. Bu ise doğum günüm yazın anlamına gelen bir cümledir. Der Geburtstag ise doğum günü anlamına gelir. Die Woche. Die Woche ise hafta anlamına gelen bir isimdir. Bunun çoğulu ise die Wochen. Die Wochen olmalıdır. Örnek: Hast du nächste Woche Zeit? Hast du nächste Woche Zeit? Bu cümle haftaya zamanın var mı anlamına gelir. Die Zeit Almanca'da zaman anlamına gelir. Das Wochenende. Das Wochenende ise hafta sonu anlamına gelir. Örnek: Hast du am Wochenende etwas vor? Hast du am Wochenende etwas vor? Bu cümle hafta sonu bir şey planlıyor musun anlamına gelir. Etwas bir şey anlamına gelirken vorhaben plan yapmak ya da planlamak anlamlarına gelir. Der Tag. Der Tag ise gün anlamına gelir ve bunun çoğulu die Tage. Die Tage olmalıdır. Örnek: Ich lerne jeden Tag Deutsch. Ich lerne jeden Tag Deutsch. Bu cümle ise her gün Almanca öğreniyorum anlamına gelir. Lernen fiili hem öğrenmek hem de ders çalışmak anlamına gelir. Deutsch ise Almanca demektir. Der Morgen. Der Morgen ise sabah anlamına gelir. Örnek: Guten Morgen.
Guten Morgen. Bunu birebir çevirdiğimizde iyi sabahlar anlamı taşır ama bu Türkçe'de daha çok günaydın olarak kullanılır. Der Vormittag. Der Vormittag ise öğleden önce anlamına gelir. Örnek: Am Vormittag habe ich viel zu tun. Am Vormittag habe ich viel zu tun. Bu cümle öğleden önce yapacak çok işim var anlamına gelmektedir. Der Nachmittag. Der Nachmittag ise öğleden sonra anlamına gelir. Örnek: Ich habe am Nachmittag nichts zu tun. Ich habe am Nachmittag nichts zu tun. Bu ise öğleden sonra yapacak hiçbir şeyim yok anlamına gelir. Yani bunu hiçbir işim yok olarak da çevirebiliriz. Der Abend. Der Abend ise akşam anlamına gelir. Örnek: Heute Abend muss ich arbeiten. Heute Abend muss ich arbeiten. Bu cümle ise bu akşam çalışmak zorundayım anlamına gelir. Heute bugün demekken arbeiten çalışmak demektir. Der Monat. Der Monat ise ay anlamına gelir ve bunun çoğulu die Monate. Die Monate olmalıdır. Örnek: Ich lasse mir jeden Monat die Haare schneiden. Ich lasse mir jeden Monat die Haare schneiden. Bu cümle her ay saçlarımı kestiririm anlamına gelir. Schneiden Almanca'da kesmek anlamına gelmektedir. Das Jahr. Das Jahr ise yıl demektir. Die Jahre ise yıllar anlamına gelir. Örnek: Wir fliegen jedes Jahr nach Deutschland. Wir fliegen jedes Jahr nach Deutschland. Bu cümle ise her yıl Almanya'ya gideriz ya da her yıl Almanya'ya uçarız anlamına gelir. Fliegen uçmak ve gitmek anlamlarını taşır fakat bir yere uçarak gitmek anlamındadır. Deutschland ise Almanya demektir. Der Termin. Der Termin ise randevu demektir. Die Termine ise randevular anlamına gelir. Örnek: Ich möchte einen Termin vereinbaren. Ich möchte einen Termin vereinbaren. Bu ise bir randevu ayarlamak istiyorum anlamına gelir. Termin vereinbaren, randevu ayarlamak anlamına gelen bir kalıptır. Şimdi gelelim hem boş zamanlarımızda yapabileceğimiz şeylere hem de daha farklı kelimeleri öğrenmeye. Die Party. Die Party. Almanca'da parti anlamına gelir. Die Partys ise bu kelimenin çoğuludur. Örnek: Wir gehen auf seine Geburtstagsparty. Wir gehen auf seine Geburtstagsparty. Bu cümle onun doğum günü partisine gidiyoruz anlamına gelir. Gehen Almanca'da gitmek anlamına gelirken die Geburtstagsparty doğum günü partisi demektir. Die Zeit. Die Zeit zaman anlamına gelir. Örnek: Ich habe heute viel Zeit. Ich habe heute viel Zeit. Bu cümle bugün çok zamanım var anlamına gelir. Die Arbeit. Die Arbeit ise iş anlamına gelir. Örnek: Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Ich fahre mit dem Auto zur Arbeit. Bu cümle ise işe araba ile giderim anlamına gelir. Der Umzug. Der Umzug ise taşınma anlamına gelir. Örnek: Kannst du mir beim Umzug helfen? Kannst du mir beim Umzug helfen? Bu cümle ise bana taşınmada yardım eder misin anlamına gelir. Helfen fiili yardım etmek demektir. Der Hund. Der Hund ise köpek demektir. Bu kelimenin çoğulu ise die Hunde. Die Hunde olmalıdır. Örnek: Ich habe zwei Hunde. Ich habe zwei Hunde.
Bu cümle ise iki köpeğim var anlamına gelir. Eğer bir köpeğiniz varsa o zaman Ich habe einen Hund. Ich habe einen Hund. Cümlesini kullanabilirsiniz. Die Katze. Die Katze ise kedi anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Katzen. Die Katzen olmalıdır. Örnek: Ich habe keine Katze. Ich habe keine Katze. Bu ise kedim yok anlamına gelir. Eğer bir kediniz varsa o zaman da Ich habe eine Katze. Ich habe eine Katze cümlesini kullanabilirsiniz. Die Prüfung. Die Prüfung ise sınav anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Prüfungen. Die Prüfungen olmalıdır. Örnek: Sie hat die A2 Prüfung bestanden. Sie hat die A2 Prüfung bestanden. Bu cümle o A2 sınavını geçti anlamına gelir. Bestehen burada geçmek anlamında kullanılmıştır. Das Glück. Das Glück ise şans anlamına gelir. Örnek: Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Glück. Bu ise sana bol şans diliyorum anlamına gelir. Wünschen dilemek anlamına gelen bir fiildir. Der Erfolg. Der Erfolg ise başarı anlamına gelir. Örnek: Viel Erfolg. Viel Erfolg. Bu kalıp başarılar anlamına gelen bir kalıptır. Die Zeitung. Die Zeitung ise gazete anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu Die Zeitungen. Die Zeitungen olmalıdır. Örnek: Hast du die Zeitung gelesen? Hast du die Zeitung gelesen? Bu cümle gazeteyi okudun mu demektir. Lesen Almanca'da okumak anlamına gelir. Die Nachricht. Die Nachricht. Bu ise mesaj, haber anlamlarına gelen bir isimdir. Bunun çoğulu ise die Nachrichten. Die Nachrichten olmalıdır. Örnek: Hast du meine Nachricht bekommen? Hast du meine Nachricht bekommen? Bu ise mesajımı aldın mı anlamına gelen bir cümledir. Bekommen almak, teslim almak anlamlarında kullanılan bir fiildir. Der Computer. Der Computer ise bilgisayar anlamına gelir ve bunun çoğulu die Computer. Die Computer olmalıdır. Örnek: Ich arbeite am Computer. Ich arbeite am Computer. Bu ise bilgisayarda çalışıyorum anlamına gelir. Das Handy. Das Handy ise cep telefonu anlamına gelir. Die Handys ise bu kelimenin çoğuludur. Örnek: Ich habe kein Handy. Ich habe kein Handy. Bu cümle cep telefonum yok anlamına gelmektedir. Die Freizeit. Die Freizeit ise boş zaman anlamına gelen bir kelimedir. Örnek: Was machst du gern in deiner Freizeit? Was machst du gern in deiner Freizeit? Bu cümle boş zamanda ne yapmayı seversin anlamına gelmektedir. Machen yapmak demektir. Das Kino. Das Kino ise sinema anlamına gelir. Ve bu kelimenin çoğulu die Kinos. Die Kinos olmalıdır. Örnek: Wir waren gestern im Kino. Wir waren gestern im Kino. Bu cümle dün sinemadaydık anlamına gelir. Gestern dün demektir. Son bölümümüzde de doğa ile ilgili birkaç kelimeye göz atalım. Der Wald. Der Wald orman anlamına gelir. Bu kelimenin çoğulu ise die Wälder. Die Wälder olmalıdır. Örnek: Wir sind im Wald. Wir sind im Wald. Bu cümle ormandayız anlamına gelir. Der Baum. Der Baum ise ağaç anlamına gelir. Die Bäume. Die Bäume ise ağaçlar demektir.
Örnek: Es gibt viele Bäume im Wald. Es gibt viele Bäume im Wald. Bu cümle ormanda çok ağaç var anlamına gelmektedir. Der See. Der See ise göl anlamına gelir. Örnek: Ich werde mich mit meiner Mutter am See treffen. Ich werde mich mit meiner Mutter am See treffen. Bu cümle ise annemle göl kenarında buluşacağım anlamına gelir. Sich treffen Almanca'da buluşmak demektir. Das Meer. Das Meer ise deniz anlamına gelir. Örnek: Wir fahren ans Meer. Wir fahren ans Meer. Bu cümle denize gidiyoruz ya da deniz kenarına gidiyoruz şeklinde tercüme edilebilir. Bu videoda bahsedilen kelimelerin çoğul halleri Duden'dan alınmıştır. Bazılarının çoğul hallerinin nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız da ilgili kelimeyi Duden'da araştırmayı unutmayın.